Şimdi geçiyoruz. Üç siyaha. Siyah çay. Dünyanın hiçbir ülkesinde siyah çay, bildiğimiz çay, 2 dakikadan fazla demlenmez. Neden? Çünkü siyah çayın birleşimindeki eterik yağlar birinci, ikinci dakikada deme geçer, faydalı. İkinci, üçüncü dakikada flavonoidler deme geçer, faydalı. 3 dakikadan fazla demlenen çay tanin içerir. Tanin bağırsakları yağlı boya gibi boyar. Yağlı boya gibi ve biz bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemez. Bağırsakları körertir. Bu nedenle çay en fazla 2 dakika demlenir. Bu nedir? Kahve. Kahve, Türk kahvesi içilebilir. Fakat fazla içilirse gastrite sebep olur. Avrupalıların içtiği, Avrupa'dan gelen kahve de çok çok zararlı. Direkt gastrite sebep olur. Artı bazı insanlar günde 4-5 kupa kahve içiyor. Çok içilen kahve yüksek oranda kofein içerir. Danimarka, Hollanda, Belçika ve İspanya'da yapılan klinik araştırmalarda çok kahve içen bayanlarda kısırlaşma olduğu tespit edilmiştir. Hocam bir telefonumuz var. Bir telefonumuz var. Alo. Konu gitti. Nereye gitti? Evet. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoca bir soru soracak. Tabii buyurun. Hocamız yanıtlayacak. Hoca... Şunlardan Mehmet Bey hocam. Ağzımda sürekli yaralar çıkıyor. Neresinden çıkıyor? Neresinden? Hocamıza. Neresinden? Ağzında hocam. Ağzında. Herhangi bir ilaç olsa da bunu alabilirim. Bir de sırtımda romatizma var. Ha, şimdi ağızdaki yaraya karşı çay ağacı yağ. Çay ağacı Avustralya'da yetişen bir bitki. Melaleuca alternifolia. Bu çay ağacı yağından birkaç damla kargara yaptığınızda çay ağacı yağını birkaç damla yağ kargara yaptığınızda problem yok olur. Fakat romatizma şöyle. Romatizmanın oluş sebebi bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Karaciğerin arıtamadığı toksik madde iltihaplar tetikliyor. Karaciğer normal olarak elengaz, desturaz gibi enzimler salgılar. Salgılamış olduğu enzimler bağırsaklardan gelen toksik maddeler nedeniyle azalıyor. Azalırsa ne olur? Mesela zeytinyağı. Oleik asit, arahidon asit prostaglandin E1 E2'ye dönüşmesi gerekirken lökotrin denen toksik bir maddeye dönüşüyor. Yani bağırsaktan gelen toksik madde karaciğere zarar verdiği için enzim azalıyor. Hormon oluşması gerekirken toksik bir madde lökotrin oluşur. Bu da romatizmayı tetikler. Buna karşı biz şeytan pençesi forte. Evet, çok altta. Şu gördüğünüz gökçek. Bu gördüğünüz Gökçek Şifa Kulesi. Şeytan pençesi, şu gördüğünüz özel bir ekstrakt, kapsül. Birleşimde şeytan pençesi otunun ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, civan perçem. Bu her türlü romatizmayı iyileştirir. Bununla ilgili Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kubrinski klinik araştırmalar yapmış. Artrit, artroz, vibromiyalji, yumuşak doku romatizması, ankilozan spondilit gibi romatizmalı hastalıkları tedavi etmiştir. Sadece Profesör Doktor Kubrinski değil, Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Gıda Kontrol İlaç Merkezi de yapmış olduğu 1024 hasta üzerinde şeytan pençesi kökünden elde edilen damla drajelerle tedavi edilmiştir. Mehmet ayrıca Bey. Fransa'da artroz, artrit gibi omuz, sırt, bel ağrısı, rahatsız olan hastalar tedavi edilmiştir. Buyurun. Mehmet Bey'e teşekkür ediyor soruların cevaplarını aldılar kendileri. Buyurun.